Seçim yasaklama şampiyonlarından bahsetmeden önce şundan da bahsedelim. İlk maça baktığımız zaman, hani maçın hikayesine baktığımız zaman işte sanki Emtes'in aldığı 3'te 3 ile birlikte maç HVA'ya döndü gibi bir görüntü izlenim vardı insanların kafasında. Ama baktığımız zaman skor tablosuna altında her zaman HVA öndeydi. O yüzden yani Dark Passage öne geçmiş gibi görünse bile bunu mutlaka maç içerisinde kulelerle desteklemek durumunda. Rumble'da yasakladılar bu arada. Pankin'in karşısında. Yani Pankin'in ultileri hani öyle çok etkili olmasa da genel olarak Rumble performansı yine de tehlikeliydi diyebiliriz. Evet ve Dark Passage son yasaklamasını LeBlanc'tan yana kullanırken şimdi HVA Gaming Graves'i yasaklıyor. İlk seçim hakkı DP'de. Kha'Zix'e tabii ki yönelebilirler. Yine Ivern tercihinde bulunabilirler. Bu tabii ki tamamen ormanı nasıl oynamak istediğinize bağlı. Varus ilk seçimden geliyor. Çok ilk seçim materyali mi? Orası tartışılır belki. Ama yine de en azından kuvvetli taşıyıcılardan birini hemen kendileri seçmek istediler. Tabii artık Varus yasaklanan şampiyonlar arasında da yer almaya başladığı için yavaş yavaş açıkta kalınca takımlar ilk seçimden almayı tercih ediyor. Ki 7.4'te Jhin'e gelen ufak da bir dengeleme var. Bu arada Pank'i kitledi Renekton'u. Hem de ilk seçimden. İlk seçimden kilitledi. Ona ben de şaşırdım aslında. Yani karşısındaki şampiyonu görüp öyle belki gitse hani derdik tamam peki işte şu şampiyona karşı Renekton tercihinde bulundu koridoru domine etmek için derdik ama şu anda bakalım karşısındaki şampiyonu görmeden seçti. Koridorda kuvvetli bir şampiyon. Bakalım nasıl bir oyun tarzı izleyecek. Diğer tarafta Trix bakalım ne tercih edecek. Ormancı değil. Yine Tahm Kench tercihine yöneldi. Revanş da zaten geçen mücadelede maçın adamı seçilmişti. Yani Ciddi anlamda iyi bir Tahm Kench performansı vardı. Özellikle takım savaşlarında gerçekten izlenmesi gereken bir Tahm Kench performansı sergiledi Revanş. Şimdi iki seçim birden yapacak DP. Desteği ve üst koridoru kilitledi. İlk iki seçimden EVA Gaming. Kha'Zix tercihi geliyor. Beklediğimiz seçimlerden biri. Baktığımız zaman hani orta koridorlara baktığımız zaman Syndra, LeBlanc bunlar yasaklı. Geçen maçta açık bırakınca HVA tercihte bulunmuştu tabii ki. Şimdi Talia'nın açıkta olduğunu görebiliyoruz. Zico'nun yine çok iyi oynadığı şampiyonlardan, en tehlikeli olduğu şampiyonlardan biri. Yani bakalım yine tercih edecek mi? Göreceğiz. Kamil tercihi geliyor Dark Passage'dan. Ve Kamil kitlendi. Peki bu eşleşmeyi nasıl yorumlarsın Renekton Kamil? Şöyle, ultiyi ne zaman kullandığınız çok önemli Kamil oynarken. Özellikle Renekton gibi yani anlık hasarı belli bir miktar hani gözle görülür bir anlık hasarı olan şampiyona karşı doğru noktada kullanırsanız o ultinizi doğru noktada kullanırsanız hani ufak böyle bir yarım saniyelik hasar alamaz konuma girdiğiniz için bir anda tersine çevirebiliyorsunuz mücadeleyi. Aynı zamanda tabii ki belli miktar gerçek hasarı da var Kamil'in. O yüzden mobilliği de daha fazla. Yani genel olarak Renekton'dan belki koridor aşamasında hani birazcık zayıf diyebiliriz ama ilk seviyelerde. Onun dışında ben daha kuvvetli bir tercih olabileceğini düşünüyorum. Evet bakalım. Yıkat Panky üst koridorda nasıl bir eşleşme izleyeceğiz. Ormanda Trix ilisi kitledi. Şimdi iki seçim, iki yasaklama birden gelecek. Karma'yı yasaklarken EVA Gaming, Dark Passage ise Zico'nun Talyah'ını elinden alıyor. Mantıklı bir tercih oldu aslında onlar adına. HVA'da bir yandan rakip orta koridoru görmeden kendileri tercih etmek istemedi. Yani burada bakıyoruz açıkta kalanlara. Orianna mesela göze çarpıyor. Kuvvetli orta koridor şampiyonlarından biri olarak. Diğer tarafta HVA'da Elise'de birazcık büyü hasar var. Hani diyeceğim acaba belki hani böyle Zed gibi bir orta koridora gider mi HVA diye. Hazır karşıda da Varus gibi mobil olmayan bir şampiyon varken çok riskli bir tercih tabii ki ama yaparlar mı yapmazlar mı göreceğiz. Orta koridoru son seçime bırakmak isteyecektir tabii EVA. Şimdi bakalım Varus'a karşı şu an seçilebilir konumda Jhin var Emtes için. Bu arada çok fazla zaman kalmadı EVA Gaming'in. Hala bir seçim üzerinde durmuyorlar ve eşi kilitliyorlar. Alt koridor ikilisi Ash ve Tahm Kench. Bakalım Dark Passage ne destek seçecek çünkü Karma ve Nami ikinci rotasyonda yasakladı EVA Gaming. Şu anda HVA aslında bu kompozisyonuyla
daha doğrusu son şampiyonlarını görmek en sağlıklısı olur ama şu 4 şampiyonla bile oyunun her safhasında kuvvetli seçimler yaptı diyebiliriz. Diğer taraftan da beklediğimiz bir Orianna seçimi gelecek sanırım. Heaver kompozisyonuna geri dönersek, oyunun başlarında kuvvetli olan bir Elis Renekton var. Onların düşmeye başladığı zaman onlar ön safta duracak ve oyun sonunda güçlenen eş bu sefer arka saflardan yine etkisini sürdürmeye devam edecek. Yani Renekton'un, Elis'in ve belki de ultisiyle beraber eşin yapabilecekleriyle erken safhadan belki Heaver bir avantaj yakalamayı düşünebilir. Diğer tarafta da tabii ki DP'nin kalkan sağlayabilecek birçok şampiyonu var. Yani eş ultisini attığınız oyuncu, işte Renekton'un Elis'in içeri girmesiyle beraber ölmezse Dark Passage bu sefer bir anda geri dönüş yakalayabilir takım savaşlarında. Hem Lulu hem Orianna'yla. Evet ve Lulu'yu kitlemeleri aslında Dark Passage için iyi bir haber çünkü... Zico bayağı mutlu bu arada. Evet. Ve Azir'i kilitliyor bu arada. Azir de belki de nadir, hani hiper taşıyıcı orta koridorlardan biri diyebiliriz. Oyun sonunda müthiş kuvvetli hale geliyor. Yani oyunun aslında kuvvetli olmadığı bir safhası pek yok gibi diyebiliriz Azir için. Yani menzili sayesinde, mobilliği sayesinde gayet kuvvetli bir şampiyon. Bakalım neler yapacaklar. Şu anda göze çarpan durum en azından Dark Passage'ın genelde kırılgan bir kompozisyon olması. Onlar bir ihtimal üst koridora oynayıp oradan ayrı kittirme sayesinde, yani Cruel misali belki de, maçı kazanmaya gidebilirler. Yani onların galibiyet koşulu belki de ayrı kittirmeden geçiyor olabilir. Evet, çok haklısın ama Orianna ve Lulu'nun takım savaşlarındaki etkisiyle takım savaşı yapabilecek de bir kompozisyon ama tabii senin dediğin de önemli. Camille'in ne kadar güçlenip ayrı kittirme yapıp yapamayacağı da çok önemli olacak. Ve merak ettiğim bir konu da şu, aslında Azir denildiğinde Türkiye'de akla gelen birkaç orta koridor varsa bunların başında belki Immortor vardır. Evet. Ama Immortor'u bu sezon Azir oynarken izleyemedik. Sence bunun sebebi ne? Yani açık kaldığı zaman Immortor'u, tamam iyi bir Azir oyuncusu olduğunu biliyoruz ama Immortor öncelikle açık kaldığı zaman mutlaka Syndra'ya yönelen bir oyuncu. Onun dışında ya aslında söyleyecek çok bir şeyim yok. Yani Azir kuvvetsiz bir şampiyon değil kesinlikle. Mutlaka metada olan bir şampiyon. Yani her ne kadar birkaç hafta görmesek bile mutlaka insanların aklının bir köşesinde bulundurması gereken bir şampiyon. Hani neden oynamıyordur aslında kendisine sormak lazım. Çünkü benim aklıma en azından böyle çok mantıklı bir sebep gelmiyor. Bakalım tabii Dark Passage bu maçı da kazanır ve röportaj alın eğer Immortal'ı gönderirse bu soruyu da umarım ki Trialbarn'ı bizim için yöneltecektir ve serinin ikinci maçına artık geçmenin vakti geldi. HVA Gaming ilk maçta galip gelmeyi başarmıştı ve şimdi bu karşılaşma onlar için ekstra 2 puan, Dark Passage için ise 1 puan anlamı taşıyor. Bu sefer mavi tarafta DP'yi, kırmızı tarafta ise HVA Gaming'i izleyeceğiz. Şu tabii ki benim gözüme çarptı en azından. Hani ilk seçimden Varus yaptılar. Bu birazcık onların dürtme potansiyelini de artıracak. Koridor temizlemelerini de sağlayacak tabii ki. Trix yakalanmayacak zaten burada. Ama yani böyle Lulu, Orianna bulundurmayı planlıyorsanız takımınızda, şahsi fikrim en azından, onu böyle daha hani vuran bir otomatik saldırıya yönelik hiper taşıyıcıyla süslemek daha iyi olabilir gibi geliyor. Yani bu Caitlyn olabilir. Belki HVA'nın seçtiği Ashe tarzı bir şampiyon olabilir. Yani Varus sanki o ikiliye pek uymuyor gibi duruyor. Haklısın, katılıyorum sana. Bu arada dikkatimi çeken iki tane başlangıç var. Birisi üst koridorda alınan Kumaşsır, diğeri M-Test'ini aldı, çizme ve 4 can iksiri. Artık nişancı pozisyonunda hani Varus'un ve Jhin'in popülerleşmesiyle beraber insanlar uzun kılıç artı 3 tane iksirle başlıyor. Çünkü uzun kılıcı hemen ilk geri dönüşlerinde bir tane eşyaya çevirebiliyorlar. Bu yüzden de yani oradaki Doran ve bir iksirle başlasa iksir dezavantajıyla başlayacağı için eş çizme ve 4 iksir tercihinde bulunmuş. Wicked'ınkini zaten çok tartışmaya gerek yok çünkü karşınızda Renekton varsa yani aklınızın bir kenarında bulundurmanız gerekiyor zırh tercihini. Evet, şimdi üst koridorda en azından ilk seviyeler için koridoru hakimiyetini alan taraf bizim de tahmin ettiğimiz gibi Renekton, Pank oluyor.
orta koridorda ise şimdi Zico. Bu da minyonları daha hızlı ittiren taraf gibi görünüyor. Immortor'un Orianlısına karşı. Burada minyon üstünlüğü kime geçecek? Yok, eşit gidecekler gibi duruyor en azından şimdilik. Evet, şu anda Obvious kendi Gromp'ını alırken Elis de kendi kırmızı güçlendirmesi aldı. Elis bu arada orta koridora yaklaşıyor. Hı hı. Karşılaşacaklar mı bakalım? Trix nerede olduğunu biliyor şu anda Obvious'un ve bu seviyede... Ama bir saçar tohum var orada ve Obvious o savaşı istemedi. Kendi ormanında olmasına rağmen. Zico bu arada manasını harcamış neredeyse tamamen ve harcadığı manayı nasıl desek doğrulayacak kadar dürtebilmiş değil şu anda Immortor'u. Evet, iki tane can iksiri var çünkü cebinde hala. Panky de üst koridorda bir takas. Ama Wicket'ın orada pasifinden gelen kalkanı bu takasla daha üstün çıkmasını sağladı. Daha hala iki tane can iksiri var cebinde Wicket'ın. Şu anda koridor fena gitmiyor Wicket için ama tabii ki bu kadar ittirdikten sonra Panky de geri dönmek isteyecek mutlaka. Evet, bu minyon dalgalarında Panky 4 minyonluk bir üstünlük sağladı. Çok da fazla değil açıkçası. Bir Doran Kılıcı bir de doldurulabilir. İksir alarak koridoru tekrar geliyor Panky. Wicket henüz üste dönmüyor ve şimdi Obvious rakip ormandan Gromp bir de kurtları çalmayı başardı. Ve hemen kendi ormanına da dönecek. Trix'in üst tarafta olduğunu tahmin ettiği için. Bakalım, yani o tarafa yakın oynamak istiyor tabii ki Trix. Biraz daha üst koridora odaklı oynamak isteyecek. Orada yaratılacak en ufak bir avantaj çünkü oyunun kontrolünün bir anda bir tarafa gitmesine sebebiyet verebilir. Bir kule altı deneyecekler mi bakalım. Trix orada gözü dikti Wicket'a. İlk önce saçar tohumla mesafeyi hızlı bir şekilde kapattı. Şimdi kalkanını kullanıyor Wicket. Koza kaçtı yalnız. Burada istediği oyunu oynayamadı evvelgemi. Şimdi Panky orada kule hasarının üzerinde tutacak. Örümcek inişini kullandı. Yalnız öldü. Panky çok öldü. Çok az canı var. O da orada öldü. Orada ısırığı da oluyor ama iki skor birden veriyor evvelgemi burada. Yani bir ufak sabırsızlık, kaçan bir koza ve gittiler iki tane skor verdiler orada. Wicket'a hiç istemeyeceğiniz bir durum. Wicket şimdi ışınlanla geri dönüp en azından minyonlara da ortak olmaya çalışacak. Ve ninja tabiyle uzun kılıç aldı. Evet. Wicket koridora gelirken. Koridorda bir takas. Minyonların ortası atacak. Bitkinlik var iki tarafta da. Bitkinliği kullanıyor Revanche. Orada hasarın büyük kısmını zaten Revanche çıkardı. Ama MTS'de bitkinlik gelince orada geri çıkıyor. Şimdi orta koridora bir baskın. Obvious orada son vuruşu Immortor'a bırakıyor. Ve Dark Passage bir skorda orta koridorda çıkarmayı başarıyor. 3-1 bir anda öne geçti böylelikle Dark Passage. Yani yukarıdaki pozisyona geri dönecek olursak, hani fikir güzel, düşünce güzel, uygulama çok kötü ama. Böyle olunca da şimdi artık çok rahat edecek Kamil üst koridorda. Yani böyle bir baskını izlemeden önce teoride düşünsek çok basit. Evet. Renekton'un sersemletmesi, Elise'in kozası ardından basit bir skor ama... İşte hemen burada... tekrarına bakıyoruz. Yani ilk önce evet. Elise kozayı atıyor, koza kaçıyor. Sol tarafına gitmiş bu arada, yanlış görmediysen evet. Wicked'ın. Duvara doğru gitmiş biraz. Ya yani burada da biliyor artık, hani Panky zaten öldü, ben de bari en azından öldüreyim demiş ama işte ne kadar değdi değmedi orası tartışılır. Şimdi üst koridorda seviye avantajı sağlamış durumda Wicked. Tabi buradaki minyonları aldıktan sonra Panky de muhtemelen seviye 6'ya ulaşacak ama o Panky'nin erken safhadaki üstünlüğü bir anda kaybolmuş oldu. Panky tabii üst koridordaki o 3 milyonu ellemeyip koridoru dondurmak istiyor. Hı-hı. Yani şu anda en önemlisi o. Çünkü orta koridorda geri düşürdüğünüz Orianna, Azir bir şekilde kendilerini toparlar ama üst koridorda bir şampiyon geri düştükten sonra ayrık ittirme de devreye girince çok zorlaşıyor işler. Geri düştünüz mü toparlayamıyorsunuz. Şimdi Tahm Kench'te Kha'Zix karşılaşıyor orada orman girişinde ama
Revanche oradan ayrıldı. Orta koridordaki minyon biçme savaşında ise Zico hep koridoru ittirip daha sonra Immortal'ü kule altında orada minyonları almasıyla uğraştırıyor ama Immortal şu ana kadar gayet iyi iş çıkardı. İki tane kule altındaki minyon dalgasından sadece bir minyon kaçırdı şu ana kadar. Kime gidiyor? Kimseye gitmiyor de Shenok. Şimdi Panky bir kere daha üste dönecek. Yalnız yakaladı. Fakat onun üste dönmesine izin vermedi. Muhtemelen bir kere daha vermeyecek ama Trix yaklaşıyor. Bu bir yemleme olabilir. Şimdi Panky Wicked'ın üzerine atıldı. Ama o mesafeyi kapatamıyor Panky. Kes biç. İlk önce kes tutmayınca ne yazık ki biçemiyor Wicked'ı. Bu arada rakip mavi güçlendirme alıyor. Zico ile Trix üst koridoru bir baskın daha denerler mi acaba? Yalnız küçümenler orada alıverdi mavi güçlendirmeyi. Ve kendi mavi güçlendirmesini de... Burada da Obvious aldı aslında. Diğer maviyi. Yani iki orta koridorda mavisiz kaldı diyebiliriz. Ama bu Immortal için daha iyi bir haber. Çünkü kayıp ciltle başladı Immortal ve şu anda mana değerlerine bakacak olursak Zico'nun manası çok daha az. Alt koridordaki duruma bakacak olursak Holy Phoenix'in ciddi bir minyon üstünlüğü var. Lulu ve Varus olunca yani böyle bir avantajları var tabii ki. Çok çok rahat koridoru ittirebiliyorlar. Diğer tarafta Tahm Kench'in dezavantajı hem yani zaten menzilli bir şampiyon olmaması hem de bu tarz bir durumda koridorun kontrolünü kaybedebilmesi yani rakip size ittirdiği zaman pek bir karşılık veremiyorsunuz. Şimdi Immortal orada Trix'e çok fazla hasar bıraktı. Hala ultisi var Immortal'un. Örümcek inişini bekletti Trix. Şimdi kullandı. Örümcek inişini güzel bir hamle ama o skorun devamını isteyecek gibi Immortal. Eşoku çok iyi geliyor. Bir de koza geldi Immortal'un üzerine. Ama diğer tarafta asıl istediği Dark Vision zaten o ejderi almaktı. Burada Immortal ile Rogue rakibi ayarlarken daha ejderini alıyor ama üst koridorda da bir savaş var. Ve orada kancasıyla uzaklaşmayı başarıyor Wicked. Panky yaklaşmış orada skoru almaya iyice. Şimdi Wicked bu koridora ışınlan kullanmak durumunda kalacak geri döndükten sonra. Evet, Wicked'ın cebinde de ciddi bir altın olması lazım ve pırıltıyı direkt olarak ekledi çantasına. Bir de Yakut Kristal. İksirlerini de aldı. Koridora geri geliyor. Ekstra eşyalarla birlikte direkt olarak takası istedi orada Wicked ama Panky hiç oralı değil ve bir sonraki ejder alev ejderi olacak. O yüzden üst koridorların ışınlan sürelerini iyi hesaplamaları lazım. Şimdi Trix geldi yan tarafa. Ama Obvious da çok yakın. Alt koridordaki minyon farkı da açılmaya devam ediyor. Holy Phoenix bayağı iş başarmış bu arada. 10 dakikada 100 minyonu geçmiş. Yani dakikada 10 milyon ortalamasını bu kadar erken dakikada tutturmak kolay bir şey değil. De Immortal'dan bu arada erken gelen bir Merkür'ün adımları var. Bu arada Immortal'ın ikinci sihirdar bir üst tercihi Şifa. Zico'nun da aynı şekilde. Hı-hı. Ya burada Immortal'ın ki sorgulanabilir aslında. Karşıda eş olduğunu, Elis olduğunu düşünürsek. Bu arada Trix'ten üst koridora bir ninja baskın denemesi göreceğiz. 200 koridor oyuncusunun canı da 150'ye kadar inmiş durumda. Tabii Wicked hemen iksirlerini kullanarak o eksilen canını biraz olsun doldurabilecek. Şimdi Obvious da yaklaşıyor üst koridora. Bakalım burada bir kitle kontrol Wicked'ın düştüğü anlamına gelebilir. Obvious oraya çok yakın. Hemen arkasında bekliyor Wicked'ın. Şimdi Pank üzerine atıldı Wicked'ın. Koza gelecek. Koza tutmayı başardı. Çok fazla hasar çıktı Wicked'ın üzerinde. Şimdi ultisini kullandı. Öldü. Ölmüyordu ama sıçra geldi Panky'den. Ve son otomatik saldı orada Panky'ye skoru getiriyor. İlk kule de gelebilir bu arada. Ama Immortal yaklaşıyor skordora. Şimdi görürler Immortal'un geldiğini. Immortal'un sıçrası var ve Trix'in yok. Obvious sıçrayla birlikte Trix'in üzerine gitti. Şimdi kalkan geliyor. İlk önce Elise skorunu almayı başardı. Bir de orada şok patlaması. 2'de 2 geliyor Immortal'dan. Zico oraya çok uzak. Ve burayı biraz zorlayınca EVA Gaming 2 skoru kaptırıyor. Immortal 3. skorunu aldı bu arada. Yani Zico'nun yapabileceği pek bir şey yoktu aslında. Takım arkadaşları biliyordu Orianna'nın geldiğini. Ve yani görevleri de oradan çıkmaktı. Obvious güzel yemledi. Takım arkadaşına da skoru kazandırdı. Zico şimdi orta koridor kulesini almak istiyor ki kendi kulesini oraya bırakabilsin.
Evet, şimdi Zico biraz geri çıkmak zorunda kaldı. Orta koridor oyuncuları yaklaşık bir 4-5 dakikadır üste dönmediler. Alt koridorda ise Olifinx'e Roku bir kere daha üste dönüyor. Muhtemelen o yoğumunun hayalet kılıcını tamamlamış olmalı Olifinx. Evet ve yoğumu geldi Olifinx tarafından. Diğer tarafta Emtes Tenus bir tam eşya bitirebilmiş değil. O da AMK kılıcı aldıktan sonra muhtemelen Runa'na doğru ilerleyecek. Yani Runa'nın ebedi vesaire gayet standart eşya dizilimlerine ilerleyecekler. Burada Wicked'da üçlü kuvvete gitmek istiyor tabii ki. Anlık hasarını da artırabilmek için. Yalnız iki oyundur üst koridorda Panky minyon konusunda çok iyi bir iş çıkarıyor Wicked karşısında. Şimdi orta koridora kullanılan bir eş oku. Crystal Oko orada sıçra kullanmak zorunda kaldı Immortor'u. Hemen yanında da Revanche bitti zaten Immortor'un. Yampir yengeci oradaki görüşü kazanıyor bu arada Trix. Takımına kazandırıyor. Mavi güçlendirmeyi de Immortor'u teslim aldı. Hı hı. 1,5 dakika var Alev ejderine. İlk daha ejderini tabii ki Dark Passage aldığı için. Yani ejderleri şu anda daha fazla hasar verecekler. Yani genel olarak takımlar hala koridor formasyonunu pek bozmak istemiyor. Yani çok riskli hamleler de görmüyoruz ormancılardan. Yani böyle durumları genelde bozmak ormancılara kalıyor çünkü. Alt koridoru özellikle hiç hamle yapmadılar. Tekrardan bu orta koridoru, pardon üst koridoru istiyor Wicked ve Obvious ikilisi. Ama Renekton'u kule altı yapmak hiç mantıklı bir fikir değil. Evet. Ultisi olan bir Renekton bir de. Ama burada bir baskı sağlamak istiyor Obvious'a Wicked. Şu anda yapması gereken aslında Trix'in orta koridora yönelip hemen oradaki kuleyi alması, ilk kuleyi almaları gerekiyor. Yani ilk kuleyi almak için hamle yapmaları gerekiyor. Hem Dark Passage'in hem Heva'nın. Sanki yalnız gözü kararttı buraya girecek ama kule düşmek üzere. Kule düşünce o da vazgeçti bu hamlesinden. Şimdi ultisi de var orada. Obvious'un Panky'nin üzerine gidiyor. Muhtemelen Panky'nin burada düştüğünü göreceğiz. Orayı aşamadı ne yazık ki Panky. O Hextech ultim atomunun içinden çıkış yok ve skor Obvious'a gidiyor. Dark Passage'dan çok iyi hamle geldi burada. Yani gördüler durumu, en azından bir değişiklik yapmak istediler. Madem kendimi gösterdim o zaman ilk kuleye gidelim dedi Obvious. Ve hiç umursamadan ilk kuleyi burada aldılar, altında paylaştılar. Sihir içen geliyor. Obvious'dan ve Wicked da üçlü kuvvetini tamamlıyor. Evet, alevejleri de çıkmak üzere. Yalnız Wicked orayı yürümeyi tercih etmedi. Üst koridora gidiyor ışınlan olduğu için ama. Yani şu anda üst koridorda kule de alınmışken Wicked'ın alevejlerine direkt gelmesi daha mantıklı değil mi sence? Aslında ışınlan avantajını belki de kaybetmek istememesinden olabilir diye düşünüyorum. Yani direkt gelmesiyle ışınlan atması hani ne kadar şey değiştirecek? Orası tartışılır tabii ki duruma göre. Yani kesin bir şey söylemek gerekiyor. Ama dediğin de tabii ki bir seçenek. Orada çok uzaktan Zico almayı başardı ve güzel bir şekilde askerlerini kontrol ederek Immortor'un da ultisini yakaladılar. Emtes yakalandı. Orada Emtes yakalandı. Rogue orada. Kaprisini kullandı sıçrayla birlikte ama Shiltlock kaçıyor. Gelen bir ışından var. Bitkinlik geldi Holyphoenix'in üzerine. Vahşi Mehmet'i Holyphoenix için kullandı Rogue ama kendisini kurtaracak kimse yok. Bu arada ışından gelmemiş. Ama alt koridorda kullanılan 3 tane sihirdar bir Seyva Gaming tarafından, 4 tane ise Dark Passage tarafından var ve alev ejderine başlıyor HVA. Yani denediler ama Emtes o kadar güzel sıyrıldı ki yetenek atışından. Yalnız skoru da vermedi. Çok hızlı eriyor. Obvious içeri girdi ama Orianna da kaldı. Immortor'u burada çalmayı başardı alev ejderini. Obvious oradan çıkış var mı? Hayır. Sıçrası gelmek üzere Obvious'un. Orada birkaç saniyeyle çıkmayı başaramadı ama alev ejderi burada. Wicked bekliyor. Dark Passage'a gitti. Şimdi Wicked Panky ile karşı karşıya. Panky'nin ultisi var. Şimdi ultisini kullandı ama ciddi bir gerçek hasar geldi. Immortor onu destekliyor ve Panky'yi burada düşürmeyi başarıyor Wicked. O da üçüncü skorunu aldı. Ve böylelikle Renekton'u da cezalandırmış oldular. 1-4-1'e geldi Panky. Yaptığı ilk seçim Renekton'la. Runa'nın tamladığını görüyoruz Emtest'in. Zico da alıştığı gibi artık o da orta koridorda devam edecek ve hala
H veya orta koridor kulesini almak için bir hamle yapmış değil. Evet, kulenin canı da aslında azalmış durumda. Ve yani 7-8 dakika önce Immortor'u üst koridora baskın yapıp 2 skor almıştı. O dakikadan beri kulenin canı aslında hayli az. Baktığımız zaman pozisyon tekrarına, Obvious burada deniyor ama yani bu durumda yapacak çok fazla bir şey yok. Anlık hasar gelince Immortor'u güzel bir şekilde orada takımı için ejderi almış. Bu birebir mücadelede zaten Trix'in yemlemesiyle skor alamıyor ama burada Wicked kendini çok iyi unutturuyor. Selam Panky ve ulti de zaten attıktan sonra Panky'nin yapabileceği hiçbir şey kalmıyor. Skor kime gidiyor diye bakıyorduk, evet o da Wicked'a kalmış. Evet ve şimdi Wicked yine üst koridora gitti. Oradaki minyonları ittirecek. İki üst koridor oyuncusunda ışınlanı yok. Bir sonraki ejder daha ejderi ve 1,5 dakika sonra artık Baron da vadide olacak. İkinci eşya gecenin kıyısına yönelecek. Immortor değil, Holy Phoenix. Immortor yapsa bir acayip olurdu herhalde. O Luden'e gidiyor. O da yani biraz daha en azından hem anlık hasarını hem de mobilliğini arttırabilmesi adına önemli bir eşya. Çünkü bu kadar yetenek atışı varken karşı takımda hareket hızına da çok ihtiyacınız oluyor. Evet, diğer tarafta ise Zico Nashor'un dişini aldıktan sonra Ryle'nin kristal asasına doğru ilerliyor. Trix'ten ise muhtemelen ölü adamın zırhı tercihi göreceğiz. Orman eşyasından sonra. Şimdi oyunun seçim yasaklama ekranında bahsettiğimiz durum yavaş yavaş gerçekleşiyor gibi. Wicked o erken dakikalardaki Renekton'a karşı daha zayıf olan evreyi atlatmış durumda. Ve durumu da hiç fena değil. Ne kadar minyonda ufak bir Panky'nin üstünlüğü olsa da Wicked'ın 3 skoru bir de asisti var. Alt kuleyi koruyabilmek adına buraya yöneldi zaten Trix. Yani baktığımız zaman dediğin durum doğru Cem. Şimdi Wicked orta koridora bir şey denemek istiyor. Yani ormana doğru bir yöneldi ama genel olarak onun artık işi haritanın üst koridorunda. Ve arkasını yaslayabileceği bir kule de var. Ve orta koridorun ilk kuleleri düşmediği için henüz takımlar çok rahat rakip ormana girip orada bir şeyler yapamıyorlar. Orta koridor hakimiyeti çok önemli. O yüzden Obvious öne atıldı ama çok riskli bir hamleydi bu. Rogue yalnız çok kırılgan. Orada bir intihar ölmeyeceğinden ciddi bir hasar aldı. Orta koridor oyuncuları Mortar 14, Zico 13. seviyeye ulaşmış durumda. Dakika 20'ye geldik ve şimdi artık bir kule almak istiyor Dark Passage. Wicked üst koridordan hakimiyetini kurmuşken diğer tarafta bir baskı kurmak istiyor. Holy Phoenix alt koridordaki minyonları ittirdi sonuna kadar. Immortor'da orta koridordan hemen yanına Obvious çağırarak şimdi Wicked da geldi, keskin gagalardan oraya atladı ve burayı korumasının imkanı yok Trix'in. Hemen hızlıca bir kule alıp Wicked tekrar koridoruna geri dönüyor. Çok net bir hamle ve güzel bir rotasyon yaptı burada Wicked ve hemen orta koridora yönelip takımı için, ya zaten öndeyseniz bunu yapmanız gerekiyor. Dış kuleleri teker teker alıp altın farkını açtıktan sonra, ya bu altın farkıyla aldığınız ekstra eşyalarla takım savaşlarında bir şey bulmanız gerekiyor. Ama tabii ki burada durum orta koridor kulesini ne kadar koruyabilecekler. Burada da Heyvan'ın aslında belki de yanlış hamlesini ya da yapmadığı hamle desek daha doğru olur. Orta koridor kulesini alabilmek için henüz herhangi bir şey yapmadılar, herhangi bir karar vermediler. Evet, bir dakika kaldı ejdere. Dark Passage bunu da alırsa aldığı ikinci daha ejder olacak. Obvious orada Trix'in görüşünü kazandırdı takımına ve Immortor üste dönüp Luden'in feryadını tamamladı. Bir de üstüne infilak değneği alıyor. Şimdi üst koridorda birebir var Wicked'la Panky arasında. Wicked uzaklaşmak istedi. Panky de bunu görünce çok uzatmak istemedi durumu. Kara baltasının yükleri biriktiği için Panky'nin muhtemelen o yüzden o savaşın devamını istemedi. Wicked ve Azir'in kulesinin de zamanı doluyor. Oradaki üçlü çalıdaki görüşü bırakmadı Rogue ile Holy Phoenix.
Rövanşe ve 15 saniye var. O orta koridorda bu arada üzerine belki gidiyorlar. Kristal Oak kullanıldı. Immortor'u tutmayı başarıyor Kristal Oak. Belki de Zico'yu hayatta tutan en iyi hamleydi bu. Ve skorda Trix'e gidiyor. Şimdi Panky geldi buraya ışınlan ile birlikte. Diğer tarafta Wicked henüz ışınlanını kullanmayı tercih etmedi. Nereye gidiyorlar alt koridora? Holy Phoenix'e. Holy Phoenix'e gidiyorlar. Panky de var onun yanında. Hemen bitkinlik geldi. Güzel bir musibet zinciri. Rövanş sıçradı orada. Bu skoru istiyor Panky. Bir de Panky sıçıyor şimdi. Sersem bitmeyi başardı Holy Phoenix'i. Panky'nin üzerinde bitkinlik vardı. M-Test hasar vurmaya devam ediyor ama kule hasarı M-Test'te. Şifa kullandı M-Test. Hayatta kalmayı başardı burada. Ve 2 skor çıkardı Trix. Arka tarafta savaş devam ediyor. Ve 3 skor, toplamda 3 skor almayı başardı EVA Gaming. İlkini orta koridordan almıştı. Ve burada sonuna kadar zorlayıp 2 skor daha çıkardı. Yukarıda Zico ile Obvious karşılaştı bu arada ormanda. Ama Obvious manası olmadığı için pek bir şey yapamıyor burada. Sadece minyonları temizlemekle yetinecek. Bir hamle ve oyunun en azından aldıkları 3 skorla beraber 6 farkını biraz eşitlediler ama bunu neye dönüştürecek EVA? Şimdi bir daha ejderine İlerliyorlar. Henüz bir kule alabilmiş değiller. Yalnız orada kule son vuruş yaparken MTS'de muhtemelen düşecekti ama işte o kabiliyetlerden gelen özellik iki tane skordan asist aldığı için evet, eksik canının %5'ini iki kere doldurarak hayatta kalmayı başarmıştı MTS. Şimdi Wicked sıçrası var orada. 3 kişi geliyor EVA oyuncularından üstüne. Koza tutacak mı? Hayır. Çok iyi bir çalım Wicked'dan. Hala ama düşebilir burada Wicked. Sıçrası yok. Şimdi bir kere daha orada kullandı. Güzel bir ultiyle kanca kombinasyonu orada Wicked'dan hayatta kalmayı başarıyor. 3 kişinin de vaktini böylelikle çaldı. Ve tekrar düşünce, ya orada en azından benim dikkatimi çeken durum Immortor'un üzerindeki şifa. Immortor'u orada şifa yerine oyunla oyuna daha doğrusu Arındır'la girmiş olsaydı belki de çok 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 farklı bir senaryo izleyecektik. Hani kendisi ölmediği gibi Zico ölecekti. Ya yani enteresan bir sihirdar büyüsü tercihi. Burada güzel baskın deniyorlar. Ulti ıskalıyor Zico'dan, güzel bir sıçra. Ama Immortor'u o kadar uzun bir süre savaş dışı kalıyor ki Zico'nun sıçrasına karşılık veremiyor sersemletilmiş olduğu için. Sonrasında alt koridoru ilerlediğini görebiliyoruz. Burada Holy Phoenix tek başına kalıyor. Yardım en azından desteğinin yanında aramaya çalışıyor ama revanş durmuyor tabii kesinlikle. Göbeğinde Panky ile birlikte yürüyor üzerlerine. M-Test'e bakıyorum tekrardan. Bu arada Panky de çok erken. Bayağı can doldurmuş. Bu arada şu anda Baron oluyor. 2000'e kadar evet, düşmüş. Baron'un canı bu arada. Burada azalıyor. Takım savaşı var. Azir ultisi kullandı. Baron Azir'de kaldı bu arada Baron. Trix'in canı çok az. Savaş devam ediyor. Wicked araya girdi. İlk düşen isim burada Zico oluyor. Daha sonrasında Trix'i almayı başardı Obvious. Üçüncü skor da geliyor burada. 2'de 2 yapmayı başarıyor Obvious. Toplamda 4 skor birden aldı Dark Passage. Baron EVA Gaming'de. Ama 4 skor verdi. Yani tahminimce orada aniden verilen bir karar gerçekleşti. Baron'u aldılar. Baron daha doğrusu HV aldı. Ama burada inhibitörü kaybedecekler. Evet, inhibitörü kaybedecekler ve burayı tutamayacağını bildiği için M-Test alt koridordan bir kule daha kazandıracak takımına. Şimdi orta koridoru bir de Kristal Oak gönderdi. Bu Rogue'u tutuyor ama kim bilir neden gönderdi. Tutar mı diye denedi sanırım. Wicked da buradan bir kule alacak ve bir anda 6 tane kulesi oldu. Böylelikle Dark Passage'ın üzerine bir de inhibitör alıp harita hakimiyetinde ele geçirecekler. Evet. Yani çok ilginç bir karar. HVA'dan. Toplama bakıldığında orta koridor 2 kule bir de inhibitör aldılar değil mi orta koridorda? Evet. Bir de üst koridor. 3 kule inhibitöre karşılık. Yani burada karar kötü değil aslında. Aniden Baron denemek. Aldıktan sonra belki de uzaklaşmak onlar için en mantıklısı olabilirmiş. Ya burada çünkü savaşa hani girelim mi girmeyelim mi derken o kadar güzel bir şok dalgası gelmiş ki Immortor'dan. 3 kişiye birden tutan. Revanş'ın ultisi zaten iptal oluyor. Hemen ardından hasar da alınca. Ve yapabileceği hiçbir şey kalmamış burada HVA Gaming'in. Aldıkları 4 skorla beraber gerisini zaten biliyoruz neler gerçekleştiğini. Evet tabii. O dar bir alanın içerisinde 3 kişiyi koruyan ultisi her şeyi değiştiren faktör. Tekrarı izleyince daha net görebildik bunu. Ama tabii M-Test'in üzerinde hala Baron güçlendirmesi olduğu için en azından kalan dış kuleleri de alıyor burada EVA Gaming. Onlar da 4. kulesini aldı.
kadar fazla skor ve baron alınmış olmasına rağmen ciddi bir altın farkı oluşmuş değil. Hala maç ortada gibi ve orta koridordaki minyonlar sürekli HVA Gaming tarafına ittireceği için altın konusunda HVA biraz daha öne geçecek gibi. HVA'nın burada sığınabileceği bir durum aslında takımların da Azir olması ve Azir de defanstayken oyunun kuvvetli şampiyonlarından biri. Bunu nasıl kullanacakları tabii ki önemli. Aslında yani yanlış söylemiş oldum. Şöyle bir durum da var tabii ki. Baron güçlendirmesi olunca o biraz daha etkili oluyor tabii ki Azir'den. Bu sadece M-Test'in üzerinde. Onu da hatırlatalım. Yani M-Test'in olduğu koridor genelde defansın yapılmak isteneceği koridor olacak HVA Gaming için. Evet, bu arada yaklaşık bir dakika sonra bir alevecileri daha gelecek. Hı-hı. O yüzden Dark Passage alt koridordaki kuşatmaya devam ediyor. Ejderler konusunda bayağı iyi durumdayız ya bugün. Evet. Yani hep alev dağ ejderleri. En azından bir savaş zorlayan ejderler geliyor. Aynen öyle. Şimdi Panky üste dönüyor. Alt koridordaki çünkü kuşatmayı devam ettirecek ki burada Dark Passage ve Zico canının yarısını kaybetti. Bir de Shenok daha geldi orada Olifinix. O bu sefer isabetli değil Zico üzerinde. Bir de Shenok daha gelecek. Bu da isabetli değil. Ama Zico'nun eksilen canını yenilemesi gerek. Çünkü 30 saniye kaldı alevejlerine. Holy Phoenix bir kere daha geliyor okunu. Yani Holy Phoenix'in uyguladığı bu baskıdan sonra HVA Gaming anladı o kuleyi bırakması gerektiğini. Dark Passage'dan bir kule daha. Altında da 2500 öne geçtiler. Ve şimdi alevejlerine yöneliyorlar. Bakalım HVA Gaming yetişebilecek mi bu ejlere? Çünkü dakika 30'a geldik. Üçüncü eşyalar artık bitmiş durumda. Yani 5 saniye bile yeterli o ejderi almak için. Ama Dark Passage direkt olarak başlamayı tercih etmedi. Orianna'nın oraya koyduğu, bıraktığı top. Oradan geçişi biraz zorlaştıracak ama Rogue'ye direkt olarak ultisini kullandı. M-Test devamını getirmedi şu anda HVA Gaming. M-Test biraz arkada kalmış durumda. Güzel bir sıçra. Orianna'nın şok patlaması boşa gidiyor. Panky Wicked'ın üzerine birebir yapıyorlar. Ne yaptı orada Zico? Birebir yapıyorlar. Zico'dan harika bir ulti. Şu anda HVA Gaming Zico'yu kaybetmiş olsa da iki kişiyi kaybediyor Dark Passage tarafı. Ve Wicked burada kaçmaya çalışıyor. Koza geldi Trix'ten sıçra ile birlikte. Ve HVA Gaming 3'e 1 çıktı buradan. Rövanş devamını Revanş da istiyor. Sıçra da Immortal'ın üzerine. Bir de bitkinliğini bıraktı. Şimdi kalkanını kullanıyor ama Obvious. Çullanıyla da oradan uzaklaşacak. Ve Rogu da ölü olmasına rağmen, hayatta olmamasına rağmen kefaretini kullanıyor. Takım arkadaşları için. Burada Pank'in ışınlığını var. Burayı belki temizledikten sonra hani katılır mı takım arkadaşlarını diye düşündüm ama. Yalnız eksik olan taraf Dark Passage ve onlar başladı ejdere. Immortal oraya geçişi bir hali zorlaştırıyor ama M-Test'in Kristal Oku gelmek üzere. Pank'i geliyor. Şimdi oraya kullanılan M-Test var. M-Test çok fazla sıra aldı ve Kristal Oku geldi. Obvious üzerinde kullanıyor onu. 1300 Alev Ejder'in canı. Alev Ejder'ini burada Pank'i aldı. Ve Obvious çıkmayı başarıyor Immortal'u. Diğer tarafta Trix'i de düşürdü burada. Şimdi şok patlaması. Şok dalgası orada Revanche'ın üzerine geldi. Bir de yavaşlattı onu. Son bir vuruş. 2'de 2 geliyor. Son bir otomatik saldırı. 2'de 2 Immortal'u. Oo, Wicked gelmiş Wicked arkadan. Wicked geldi. Işınlanıyla bu sefer yenisin Wicked. Panky orada ilk olarak Kazik skorunu alırken. Diğer tarafta Immortal M-Test'i. Ve oyun bitti. Wicked da Renekton'u Panky'yi almayı başararak 3'te 3 yapıyor. Şimdi Zico'dan kullanılan bir ulti var. Ama tek başına en azından 20 saniye burayı tutması gerekecek. Ya bir anda arka arkaya hatalarla M-Test'in orada bu arada Orianna menziline girip canının 4'te 3'ünü kaybetmesiyle sonrasında da kendini koruması pek mümkün olmadı. Zico burada tek başına defans yapabilecek mi diyoruz ama sanki pek mümkün değil. Evet, 2 saniye var Trix'e. Trix geldi ama o Nexus'u 4 kişiye karşı ve minyonlara karşı tutmak mümkün değil. Ve Dark Passage ikinci maçta galip gelerek en azından bir puan koparmayı başarıyor HVA'dan. Ya özellikle maçın sonları hatalarla doluydu diyebiliriz. Son hatayı yapan belki de HVA Gaming. Ya son takım savaşında tabii ki 3-4 kişiyi kaybedince bir de Wicked'ın güzel ışınlanından sonra 2 kişiyi de alınca yapacak zaten bir şey kalmıyor. Dark Passage çok güzel kapamayı başardı maçı. Ve Immortal'dan 8-1-4'lük bir Orianna performansı gayet güzeldi. Çünkü 3-0 başlamıştı oyuna zaten Immortal.